Bu adet Yusuf'un kardeşlerinde de münafık alameti var. Evet. Yusuf ondan ürünlerin içine kabı koyduğunda hemen en küçük kardeşlerine iftira atıyorlar. Bu zaten hep hırsızlık yapardı. Abisi de böyleydi diyordu. Bak Hazreti Evet. Yusuf'u da hırsızlıkla suçluyordu. Evet. Münafığın hırsızlık ruhunda iftiracılık, alçaklık ve entrika çok şiddetlidir. Evet. Mesela burada da bir münafık üslubunu görmüş oluyoruz. Çok adi olur münafıklar. Yani piyasa kaşarıdır. Son derece arsız, haysiyetsiz, pişkin, ruhsuz, küt ruhlu, nefsani çıkar için yapmayacağı olmayan hayvani bir mahluktur. Ruhları domuz gibidir münafıkların. Siz en başta hocam kıskançtırlar demiştiniz. Kardeşim kıskanıyor Yusuf'u. Çok Evet. hasuttur. Evet. Çok hasuttur. Çok hasuttur. Başkasının sevilmesi münafığın Evet. çok ağırına gider. Evet. Bütün dikkatin üstüne gelmesini ister. Mesela bak o yüzden sevgi iddiasıyla ki o sevgi değil, gurur ve kibir Evet. daha büyüklük Evet. oradaki amaç. Hazreti Yusuf olan sevgiyi kıskanıyor Evet. ve onu öldürmeye kalkıyor. Bak münafık ahlakının azgınlığına bak. Münafık başkasının sevilmesine tahammül edemez. Bütün dikkatin kendisinde olmasını ister. Sadece kendisinin sevilmesini ister. O sevilmede de kastı büyüklüktür. Evet. Yani gerçek anlamda sevilmeyi kastetmez o. Yani itibar ve büyüklüğünü esas alır. Ve her türlü entrikayı ve oyunu yapabilir. Mesela bak Hazreti Yusuf'u şehit etmek için ne oyunların içine ne ahlaksızlıkların içine giriyorlar. Mesela kuyunun içine bırakalım diyor. O Evet. bilmem başka türlü düşünüyor. Mesela o kadın da öyle. Münafık ruhlu olduğu için. Güya seviyor. Halbuki orada inatlaşıyor. Enaniyeti tutuyor. Ve azgınlığında. Enaniyet ve azgınlığından. Ya sen benim nasıl emrime karşı gelirsin? Evet. Azgınlığı bu. Yoksa Hazreti Yusuf sevdiğinde zaten hapse attırmaya kalkıyor. Seven insan hapse attırır mı? 7 yıl hapiste yatıyor. Haberi bile yok. Muhatap dahi olmuyor. 7 yıl. Sevenin yapacağı bir şey. Münafıkta müthiş bir kin ve müthiş bir nefret vardır. Sevgiyi gurur, azamet ve büyüklük için kullanır. Onun için Allah diyor siz onları seversiniz diyor. Oysa onlar sizi sevmez diyor. Evet. Mümin boş biliyor. İyi niyetli olduğu için sevgi şefkat gösteriyor. Ama o alçağın sevgisinin olmadığını söylüyor Allah. Sevgiyi bilmez diyor. Onun için eğer onu elde edemezse, sevgiyi ve ilgiyi elde edemezse hemen azgınlaşır münafık. Yani hani bir hayvanın nasıl yiyeceğini kestiğinde azgınlaşır, saldırganlaşır, vahşileşir. Münafığa da ilgiyi ve sevgiyi kesersen, yani onu göremezse bir şekilde, vahşi hayvan gibi azgınlaşır. Yüzünde, uslubunda, küstahlığında ve saldırganlığında akıl almaz bir artış olur. Çünkü onun kibir ve enaniyetini, azametini çiğneyen bir şeydir bu. İnsanlara gösteriş yapmak için buna ihtiyacı vardır. Yusuf suresinde de bu konu çok kapsamlı anlatılmıştır. Münafıklar gözlerini çok iyi kullanıyor demiştiniz hocam. İstedikleri zaman hemen ağlıyorlar demiştiniz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de aynı şekilde. Evet, onlarda da tam tipik münafık ahlakı görülüyor. Mesela istediği an ağlayabiliyor. İstediği an böyle çok ciddi, inanç içerisinde, samimiymiş gibi, tutarlıymış gibi bir yalanı aktarabiliyor. Münafığın yalancılığını da Kur'an Yusuf suresinde çok kapsamlı anlatıyor. Akıl almaz yalancıdır münafık. Sıkıştığında çok seri yalan söyler. Yani daldan dala geçer. Anında o yalanın içerisine dalar. Ve çok şeytanidir. Ancak peygamber ferasetiyle veya velayet dürbünüyle görülebilir. Yani velayet derinliğine görülebilir. Yani onun için insanlar anlayamadığı için Cenab-ı Allah diyor siz onları bilmeden seviyorsunuz diyor. Halbuki onlar sizi sevmez diyor. Çünkü münafığın bütün düşüncesi gösteriş, azamet ve büyüklüktür. Bütün hedefi odur. Sahte delil oluşturuyorlar demiştiniz hocam. Kur'an'daki ayeti söyleyeyim. Kanlı gömleğini. Tabii. Yani mesela kanlı gömlek hazırlıyor. Mesela öldüğün hayvan tarafından parçalandığını söylüyor. Böyle bir korkunç yani ve münafığın boyutunun ne kadar azgın olduğunu da gösteriyor. Yani cinayete de yatkın olduklarını,
her türlü ahlaksızlığı yapabileceğini, her türlü alçaklığın içine girebileceklerini Kur'an bize gösteriyor. Evet, evet. Ama bak Yusuf'un, Hazreti Yusuf'un peygamber olmasına vesile oluyorlar. Evet, evet. Maşallah, maşallah. Ve Mısır'a sultan olmasına vesile oluyorlar. Maşallah, maşallah. Bak münafık evet. Görüyor musun? Maşallah. Olmasa, o münafıklar olmasa Mısır'a sultan olmayacak. Evet. Kaderinde Allah onu vesile ediyor işte. Hem müthiş bir zenginlik, hem müthiş bir güzellik, hem müthiş bir gençlik, hem saltanat, hem iktidar, hem başarı, hem akıl, hem hidayet, her türlü güzellik ve cennet. En sonunda da cennet. Bak münafığın normalde zararı olması gerekir diye düşünür değil mi insanlar? Müthiş faydası olur müminde. Yani müminlerin içerisinde imana vesile olan müthiş bir kuvvettir. İnşallah. Münafık. Ama kendini mahveder, kendini batırır. Tabi o yönü ayrılır. Evet. Ya şeytan gibi. Şeytan kendini helak eder. Evet. Ama müminlerin cennetine vesile olur. Maşallah, maşallah. Cennet makamlarına mesele oluyor biliyorsunuz evet, şeytan. Evet. İmtihanın mühim bir vesilesidir şeytan. Şeytan ve nefis. Evet. Mesela nefis Allah'a düşman yaratılmış bir varlık. Evet. Şeytan da öyle. Ama her ikisi de müminin cennetine vesile oluyorlar. Evet. Münafık da böyledir. Müminin cennetine vesile olur. Bu hakikati bilerek münafığa bakmak lazım. Tabii münafığa bakarken de karşıdaki bir güç değil de kendimizin de münafık olabileceğini düşünerek. Ayetleri kendi üstümüze alarak, Allah'tan korkarak kendimizi terbiye edeceğiz. Münafık zaten o ayetleri hiç ilgilenmez. Münafık yeni yeni oyunlar peşinde olur. Münafığın hırsızlık yönü Kur'an'da çok açıkça anlatılıyor. Yani hırsızlığa eğilim yönleri. Ama entrikacılık yönleri bize, hırsızlık için entrikacılık yönleri de yine Tevrat'ta da çok kapsamlı anlatılıyor. Ve aynı şekilde hadislerde. Yani bir altyapı hazırladıkları anlaşılıyor. Yani hırsızlıktan önce. Her yerde bir beladı. Mesela sırf Müslüman için, mesela küfrün içine giriyor, orada da hırsızlık yapar. Mesela mağazaya girer, orada da hırsızlık yapar. Bir iş yerine girer, orada da hırsızlık yapar. Münafığın özelliğidir. O hazırcıdır çünkü münafık. Yani el emeğiyle kazanmak istemez. Hırsızlıkla geçinmek ister. Dolandırıcılıkla geçinmek ister. Oyunla. Mesela Müslümanların malını hırsızlama yiyen bir mahluktur. Hırsız olmasının nedeni hak etmediği halde onu almış olması. Çünkü normalde müminin malı müminedir. Ama o küfür içinde bir mahluk olduğu için, şeytan olduğu için mümin zaten şeytanı beslemek istemez. Onun için onun bütün yediği içtiği hırsızlık malı olmuş oluyor. İnşallah. Ahirette de ondan o hırsızlık malı olarak burnundan getirilerek soruluyor. İnşallah. Çünkü Müslüman olmadığı halde Müslümanlar yanına giriyor ya. Evet. Müslümanlara oyun oynanmış oluyor. Evet. Ve hırsızlık olarak almış oluyor onu. Onun da hesabı soruluyor ahirette. İnşallah. Hırsız olarak. Mesela bak o Yusuf kızısına kadın enaniyetine çok düşkün. Diyor ki beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Şeytanın Allah'ın. Bak kınamak çok ağırdan gidiyor. Andolsun onun nefsinden ben Murad'ı almak istedim. Oysa kendini korudu. Ve andolsun diyor eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa. Yani bak enaniyeti tutmuş, azgınlığı tutmuş. Mutlaka zindana atılacak. Elbette küçük düşürülenlerden olacak bak. Küçük düşürmek biliyor musun? Enaniyetli olduğu için. Onu küçük düşürüp kendini büyüteceğini zannediyor. Halbuki o küçük düşmez. O büyür. Sen küçük düşmüş oluyorsun. Hazreti Yusuf hapishaneye gelmekle büyüdü. Büyüdü Hazreti Yusuf. Alabildiğine büyüdü. Allah katında yüceydi. Ama o kadın aşağılanmış oldu. Küçük düşmüş oldu. Göğe kadın sevdiğini iddia ediyor. Sevgi değil. Büyüklük hırsı. Yani diğer kadınlara göre. Çünkü bak diğer kadınları da çağırıyor. Onlar da enaniyet yapıyor. Kadınların yaptığı dedikodu ağrına gidiyor. Bir sonra onlar da küçük düşürerek, kadınları küçük düşürerek kendini büyütmek istiyor. Onların eline bıçak veriyor biliyorsunuz. Kadınlar ellerini kestiklerinde, yani tabii Hazreti Yusuf'tan çok etkileniyorlar. Tahrik oldukları için o. Çok etkilendikleri için. Yani erkek güzeli.
Yani kadın olarak etkileniyorlar. Eli ayağı boşalıyor. Yani tarihte olan bir şeydir. Yani aşırı tarihte eli ayağı boşalıyor ve elini kesiyor. Ve bak diyor, gördünüz diyor. Onlar da çok etkilendiler diyor. Beni niye kınıyorsunuz siz diyor. Evet. Şimdi ben diyor, ben büyüdüm diyor. Siz küçüldünüz diyor. Aklı fikri büyüklükte. Yani sevgi değil onun derdi. Hazreti Yusuf'un hapse gitmesini istemesinin sebebi de yine büyüklük hırsı. Evet. Yusuf'un kardeşlerinin derdi de sevgi değil. Evet. Büyüklük, rekabet. Evet. Yani o nasıl daha çok sevilir, nasıl biz az seviliriz. Yani itibar olmadığını düşündükleri için onu öldürmeye dahi kastediyorlar. Evet. Onun için münafığın sevgi için gösterdiği ahlaksızlıklar, adilikler, küstahlıklar, çirkeflikler, ağlamalar, işte fitne çıkartmalar, pislik yapmalar, bunların hepsi bir oyun. Sadece büyüklük hissi için yapılmış bir oyun. Sevgiden kaynaklanmaz. Çünkü çıkarlan çatıştığında diyor ayette, size ölüm baygınlığıyla bakarlar. Sanki ölüme gidiyormuş gibi yahut ölüm anına girmiş gibi. Yani gözü akar diyor, donuklaşır, anlamsız ve korkunç bir suratla siz de baktıklarını görürsünüz diyor. Demek ki göreceğiz biz bu yüzleri. İnşallah, inşallah. Yani Kur'an işaretlerine göre göreceğiz. Mesela Allah nardan bahsediyor, narı görüyoruz. Evet. Muzdan bahsediyor, muzu görüyoruz. Güneş diyor, güneş görüyoruz. Münafık diyor, münafığı da göreceğiz. İnşallah. Onun için yani benim niye münafığım var, niye kafirim var demez miyim? İnşallah. Onu nimet bilir kendisine. Çünkü imanın artmasına vesile oluyor. İnşallah. Gücün artmasına vesile oluyor. Makamının yükselmesine vesile oluyor. Peygamberimiz bir hadiste, şeytanlar Allah'a sığınırım, suçluları çehresinden tanırsın ayetinin Hazreti Mehdi için indiğini bildiriyor inşallah. Tabii. İnşallah. O peygamberimizin öyle bir hadisi var. Evet, evet. İnşallah.